E bugün aynı gün, ikinci yayınımız bu, sizlerle beraber olmak çok güzel. Ee, şu anda Facebook'tayız. İlk defa Facebook'ta canlı olarak telefonlarımız açık olarak yayın yapıyoruz ve e, daha sonra bu programlarımız kanal hayatta da yayınlanacak. Burada seyrettiğiniz Facebook'tan eğer seyrediyorsanız bu program kanal hayatta tekrar yayınlanacak. bak e, Fakat bu program yayınlandığı zaman e, tabii ki canlı olmayacak. Fakat şu anda canlı yayındayız. Yeni yılınızı tekrar kutluyorum. Sizlerle beraber olmak çok güzel. Bu Facebook'ta yapacağımız e, canlı yayın programı larımız da bu program özellikle göreceksiniz ki daha önceki programında nasıl ayetleri konuşuyoruz, telefonlarınızı alıyoruz. Fakat bu sefer özellikle bu programlarda nasıl öğrendiklerimizi pratiğe dönüştürebiliriz. Nasıl pratiğe koyabiliriz? Nasıl hayatımızda daha gerçekçi bir biçim, etkin bir biçimde yaşayabiliriz bu doğruları? Bu öğrendiklerimizi çok çok önemli. Çünkü pek çok kişi biliyor. Bilmek farklı bir şey. Fakat bildiğini uygulamak bambaşka bir şey. Ve ben istiyorum ki seyreden izleyicilerim ve özellikle İsa Mesih inanlıları öğrenciler, öğrenciler gerçeği bulmuş, gerçeğin takibi olan öğrenciler bu öğrendiklerini uygulamaya koysunlar. Çok önemli biliyorsunuz. Lisedeyken vardı fizik dersimiz vardı. Daha sonra fizik dersinin bir de uygulama bölümü vardır. Laboratuvara götürürler sizi. İşte onu onunla karıştırsın, bunu bununla karıştırsın. Kimya dersi vardır. Aynı şekilde. Fakat eğer bir şey öğreniyorsanız, ve bu bildikleriniz hayatınızda etkin değilse, uygulamaya dönüşemiyorsa, davranışa dönüşemiyorsa hiçbir değeri yok. Yani bilmişsin kaç para, hiçbir önemi yok bildiklerinin. Önemli olan sadece bilmek değil, uygulayabilmek. Ee, Rabb bize ne diyor? Birbirinizi seveceksiniz diyor. Tamam bunu biliyoruz, <laughs> uygulayabiliyor musunuz? Diyor ki kutsal ruhun meyvelerinden bahsediyor, sabır. Sabredebiliyor musunuz? Biliyorsunuz sabır olduğunu sabrede. Demek ki bazı şeyler e, Rabbin sözüyle kesinlikle uymadığı zaman, e, Rabbin sözüyle davranışlarımız uymadığı zaman duracağız diyeceğiz ki burada bir yanlışlık var. Yolunda gitmeyen bir olay var burada ve ben bu şekilde yaşamak istemiyorum. Ben bu şekilde devam etmek istemiyorum. Ben gerçekten Rabbin sözünün hayatımda etkin olmasını istiyorum. Pratiğe dönüştürmek istiyorum. Aynı şekilde benim için de geçerli. Daha önce size söyledim. Ben size burada istediğim kadar vaaz vereyim, en güzel vaazları hazırlayayım, kağıtlarla oturayım, kitaplardan ama bunu kendi hayatıma dökmezsem, bu buradan çıktıktan sonra kendim işte barlarda, tavernalarda sarhoş, marhoş o onun kucağına, bunun kucağına giden bir kişi e, ondan para çalan bunu işte e, al kaç kaçı bitip olursam ne önemi var size burada anlattıklarımın? Demek ki ne olacak? Söylediklerimizle yaşadıklarımız birbirine uyacak. Çok çok önemli. Kalbimiz de öyle. Kalbimiz de öyle. Zaten kalbimizden ne geçiyorsa ister istemez söze dökülüyor. Bu programda bugün bahsetmek, sizin sizinle paylaşmak istediğim en önemli konulardan birisi cinlerin ve lanetlerin gücünün etkisinden kurtulmak. Daha önce konuştuk. Belki bu programı ilk defa seyrediyorsunuz. Hiç, size şu kadarını söyleyeyim. Başka hiçbir dinde, başka hiçbir ruhani öğretide İsa Mesih'in örneğinde olduğu gibi cinleri kovmak göremezsiniz. Yok böyle bir şey. Hiçbir dinde, hiçbir öğretide İsa Mesih'in öğretisinin dışında cinleri koymak, kovmak diye bir olay yok. Ben size şöyle bahsedeyim. Daha önce çocukken... Ee, Müslümanken işte bir yere giderdik <laughs> Annem derdi ki kızım e, Seyahatteyiz çok affedersiniz gerçekten Bahsedeceğim size ki Anlayın diye siz de kullanıyorsunuz Belki böyle şeyleri kullandınız daha önceden Annem derdi ki işte Seyahatteyiz işte Antalya'ya Çok sık giderdik Yoldayız bir yerde dururuz Çalılıklı bir yerde çocuğun tuvaleti geldi Annem der ki kızım işte besmele çek Bir şey söyle cin çarpar Duymuşsunuzdur daha önce başkaları tamam cin çarpar ya da bir şey olur bu çocuğu cin çarptı tamam çarptı ne yapacaksın yok üç kulu vallahi bir elham oku hocalara götür muskalar yak daha da berbat olurlar. Ben bugün size bahsetmek istiyorum ki çünkü böyle bir öğreti yok başka bir yerde hiçbir yerde yok bu öğreti A açtığın zaman o ruhani ko konunun ya da taraftarlarının kitabını yok. Ama İsa Mesih bize kendi örneğinde kutsal kitapta gösteriyor cinlerin nasıl kovulduğunu gösteriyor. Bir kere cinle bir şey kovmanız için onun gerçek olması lazım. Daha sonra büyüdük yani, e, e, lise yıllarında kız arkadaşlar bir araya geliyorduk cin çağırıyorduk. Hadi bakalım kalp çağırıyorduk. Ondan sonra falları ay ben nasıl fal bakıyordum nasıl fal bakmak. Herkes sırada artık benim fal bakmam için. Hala e, e, birkaç sene önce gittim. E, üniversiteden arkadaşlarımla beraberiz dediler. Ay sen çok iyi fal bak. Dedim ki siz kafa kafayı yediniz galiba. Aklınızı kaçırdınız. Ay işte ne olacak? Biz e, şaka olsun diye bakıyoruz. İşte zaman geçsin. Siz dedim yani hem diyorsunuz ki biz senin programlarını seyrediyoruz. Hem de benden bugün dalga olsun diye fal bakmamı, kahve falı bakmamı istiyorsunuz. Ya böyle saçma bir şey olur mu? Dediler o zaman o bakmayacak, o biz şeyden değil, o istemiyor kahve falından, nefret ediyor. Ondan sonra kendileri açtılar kahve falı bakmaya başladılar. Ben dedim ki ben balkona çıkıyorum. Çıktım balkona dua ettim. Yani bulunduğunuz yerde yapılan olay da etrafınızda sizi etkileyebilir, çok önemli. Size söylüyorum fal bakmak daha önce söyledim muskalar işte nazar boncukları atnalları bütün bunlar böyle diyorsunuz şeytana. Gel 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 davet ediyorum seni gel yanıma otur gel evimin içinde yaşa hayatıma sen şekil ver böyle diyorsunuz. Bu kadar büyük bir hakaret ve size Rabbe hakaret. Yani resmen Rab'be tokat atıyorsunuz. Bunu böyle söylersem belki anlayacaksınız. Ona tokat atıyorsunuz başka yönlere, başka yollara, başka putlara gittiğiniz zaman. Tabi hayatımda bunları gördükçe cin çağırmaydı, kalp çağırmaydı, fal bakmaydı. Bunların getirdiği, cinlerin yol açtığı sıkıntılar oluyor insanların hayatında. Sürekli sürekli bir sıkıntı, sürekli bir ağırlık. Daha önce hep söylerdim sanki üstüme bir fil oturmuş. Onun ağırlığı. İçinizde böyle konuşanlarınız var, içinizde böyle hissedenleriniz var. Ve ne oluyor? Bu bütün yaptıklarınız hayatınızda lanetler, büyüler cinlere kapı açıyor. Ve bazı insanlar diyorlar ki yok ya olur mu böyle Allah beni korur. Sen Allah'a küfür et, sen Allah'a küfür et, fallarla, cin çağırmalarla ondan sonra de ki Allah beni korur de. Yani biz kendimiz neye inandığımızı, neden inandığımızı bilmeyen bir toplumuz. Bazı şeyler yapıyoruz neden başkaları yaptığı için. Anamız, babamız, teyzemiz, halamız yaptığı için. Oradan görmüşüz, alışmışız. Çok normal bir şey kahve falı bakmak onlar için. Şimdi bir de tabii son yıllarda çıkan kağıt falları, tarot fallarından bahsediyorum. Ama bütün bunlar değil, bütün bunlar değil. Yanlış inanışlar, yanlış yerde imanınızın oluşu, hayatınızda yaptığınız yanlış işler, günahlar, Rabbe itaat, sizi yaradana itaat etmemeniz, nefretle dolu bir hayat yaşamanız Affeden bir kişi olmamanız, affetmemeniz, e, sevgi, içinizde sevgi olmaması, bütün bunlar ve yanlış bir yönde, yanlış bir dinin etkisi altında yaşadığınız için siz bu kapıları, bir tane kapı da değil, pek çok kapıyı cinlere ve e, iblise açmış oluyorsunuz. Seyrettiğiniz diziler, entrikalar, daha önce söylüyorum orada geçen pislikler, ben hatırlıyorum kaç sene kaç sene cesur ve güzeldi, yalan rüzgarıydı. O onun kardeşiyle yatıyor, o, onun mimnannesiyle beraber oluyor, onun peşinden entrikalar çeviriyor. Ve bunun gibi aynı zamanda yerli diziler. Neler neler neler. İçinde ne kadar kardeşin kardeşi zehirlediği, bıçakladığı, öldürdüğü neden bahsettiğimi biliyorsunuz. Bunun her şeyin arkasında onu yaratanın, onu ortaya çıkaranın, mimarı olanın elinde olan değil mi elinde olan bir şablon var Bu şablonu hazırlayan bir mimar var her şey bir dizi olsun bir fal olsun hayatınızda yaptığınız yoga olsun meditasyon olsun şimdi çok Türkiye'de ülkemizde başka ülkelerle Avrupa'da o kadar New age dedikleri yeni yaş Türkçesini bilmiyorum bile o kadar e, popüler ki bunlar, New Age dedikleri koyuyorlar, ışıklar, işte etrafında bir yüz, iki göz ya da tek göz birimle etrafında yıldızlar, bir sürü bir şeyler. Meditasyon, yoga, ruhları çağırma, işte e, beni bile arayan bir daha önceki programda duydunuz. Tabi bilmeden oldu olduğu için ben bunlara son derece lütuf gösteriyorum hemen söyledikleri. Öyle bir enerjiniz var ki, bakın. Çünkü e, lugatımıza girmiş bu enerji kelimesi. Bu enerji değil tabii ki bu Rabbim meshedilmişliği ama biz bunu enerji diyoruz. Neden? Çünkü başka işte Hindistan'da olsun, Çin'den olsun, bütün bu Budizm'in getirdikleri e, del olsun, bütün bunların bir karmaşasını ortaya çıkartmışlar ve insanlar bunları hayatlarında her gün kullanıyorlar. Neden? Neden? Sizce neden? Neden biliyor musunuz? Herkesin bir çıkış yoluna ihtiyacı var. Herkes bir şekilde hayatla başa çıkmaya çalışıyor. Tabii ki bunu anlıyorum. Rab de anlıyor. Herkesin kendi sorunlarını, kendi acılarını, çaresizliklerini, zavallılıklarını, üzüntülerini çözmeye çalıştıkları bir şey şey var, bir olay var. Fakat insanlar bilmiyorlar bu çözümlerin hepsi geçici. Bu çözümlere girdikleri anda o anda yogayı yapıyorlar, meditasyonu yapıyorlar, kendilerini iyi hissediyorlar. Ama hayatlarındaki problemler aynı kalmış vaziyette. Size söylüyorum ancak ve ancak yüce Rabbin bizi yaradanın gücü hayatında olmazsa, hayatınızda olmazsa hiçbir yere varamazsınız. Hiçbir şekilde hayatınızda huzur olmaz. Bu yüzden huzursuzsunuz Şu anda telefonlarımız açık Dua almak istiyorsanız Rabbe dua edip onu kalbinize davet etmek Yeniden hayata başlamak istiyorsanız orayı Sizin için dua edeceğim Cinlerin ve lanetlerinin gücünü kırmak için dua edeceğim Kutsal kitap bahsediyor son derece açık bir biçimde Efesliler 6. bölümde şöyle söylüyor. Bizim savaşımız ete kemiğe karşı değildir. Bu kadar basit. Ayet diyor ki savaşımız ete karşı kemiğe karşı değil. Et et kemik ne demek insan. Demek ki savaşımız insanlara karşı değil. Siz zannediyorsunuz ki iş yerinde patronunuzla savaşınız var. İş arkadaşınızla savaşınız var. Eltinizle probleminiz var. Görümcenizle kocanızla problem. Hayır. Onların arkasındaki, onları kullanan bir güç var. Kocanıza tabakları kırdıran, küfrettiren, arabayı deli gibi kullandıran bir güç var onun arkasında. Ya da görümcenizin kuyunuzu kazmasının arkasında bir güç var. Savaşınız görümcenize karşı değil. Savaşınız kocanıza karşı değil. Savaşınız komşunuz, mimden her şeye burnunu sokan Melahat tanıma karşı değil. Savaşınız onu yönlendiren cin'e karşı. Onu yönlendiren ruha karşı. Ve bunu anlamaz, idrak etmez ve İsa Mesih'in etkin gücünü hayatınızda kullanmazsanız istediğiniz kadar insanlara karşı savaşın hiçbir netice alamazsınız. Sadece ve sadece kendinizi yorarsınız. Yorgun düşersiniz. Son derece yorgun, bitkin bir biçimde savaşıyorsunuz, savaşıyorsunuz, savaşıyorsunuz. Hiçbir netice alamıyorsunuz. Kavga ediyorsunuz, kavga ediyorsunuz, netice alamıyorsunuz. Netice alamadığınız için kendiniz öfkeleniyorsunuz. Kendiniz öfkelendiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Öfkelendiğiniz zaman birisinin onu dedikodusunu yapıyorsunuz. Demek ki öfkeniz sizi günaha itiyor. İftira atıyorsunuz. Öfkeniz sizi günaha itiyor. Kıskanıyorsunuz. Öfkeniz, kıskançlığınız bu sefer sizi günaha itiyor. Ve bir girdabın içinde cinlerin ve lanetlerin kölesi olarak yaşıyorsunuz. Fakat İsa Mesih diyor ki Matta 18, 18'de. Ben size bir güç veriyorum. Ben size bir yetki veriyorum. Bakın. Markos 16'da da aynı şekilde. Ben size diyor yetki veriyorum. Cinleri çıkartma yetkisini veriyorum diyor bize öğrencilerine. Zincirleri kırma, lanetleri kırma etkisi veriyorum. Yeryüzünde neyi bağlarsanız bağlanacaktır. Neyi çözerseniz gökyüzünden çözülecektir, size akacaktır diyor. Bu kadar büyük bir yetki veriyor İsa Mesih öğrencilerine. Biz Tanrı'nın çocukları olarak çağrılıyoruz neden? İsa Mesih'in oğulluğu sayesinde ki bu oğulluk ruhani bir oğulluk. O nasıl ruhtan ve Meryem'den doğduysa biz de ona inandığımız zaman, onu kalbimize bir dua ile çağırdığımız zaman hem ruhtan hem de etten kemikten olduğumuz için insandan doğmuş oluyoruz. Ama o ruh kusar ruh yaşayan yüce Rabbin ruhu içimize geliyor ve içimizde yaşamaya başlıyor. Bizim içimizde yaşıyor etkin gücüyle. O zaman biz bunu yaptığımızda İsa Mesih'i kalbimize davet ettiğimiz zaman kutsal ruh geliyor içimize yaşıyor. İsa Mesih koca adam gelip içimize girmiyor. Ruh yaşıyor. Kutsal ruh. Yüce Tanrı'nın, Yaradan'ın her yerde her an olan ruhu geliyor bizim içimizde yaşamaya başlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir güce sahipsiniz. Ama bu gücün farkında değilsiniz. Biz gücümüzü, yetkimizi kullanmıyoruz. Meshedilmişliğimizin farkında olmadan yaşıyoruz. Ve insanlara cevap veriyoruz. Geçen gün Facebook'ta da yayınladım. Dua ediyordum. Rab dedi ki, insanlara söyle cevap vermesinler. Annem derdi kızım aman dilsiz olma. Çok dilsizsin. Cevap ver. Kayınvalidene cevap ver. Seni çok ezmesinler. Tabii ezilmek bambaşka bir şey, tacize uğramak bambaşka bir şey, dövülmek bambaşka bir şey. Ama iyi huylu olmakta hiçbir sakınca yok. Fakat çocukluğumuzdan ezildiğimiz için, çocukluğunda ezilmiş insanlar, dövülmüş insanlar, hakarete uğramış insanlar hırçın oluyorlar. Hırçın olduğumuz için daha sonra annemiz, babamız da öyle dediği zaman dilsiz olma, tabii ne yapıyoruz? Terbiyesizce cevap verebiliyoruz büyüklerimize veya insanlara. Ve cinlere bu şekilde de itaatsizlikle de kapı açabiliyoruz. Bugün ben size diyorum ki hayatınızdan bu karanlık güçlerin etkilerini temizlemenizin gü günü çok önemli. Çünkü eğer temizlemezseniz, onları hayatınızdan atmazsanız onlar sizinle kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacaklardır. Size şunu söylemek istiyorum. Bugün beni çok çok iyi dedin, çok önemli. Cinler gerçekten var. Cin içinde cin olan insanlar gerçekten yaşıyorlar ve çevrenizdeler ve sayıları da tahmin edemeyeceğiniz kadar çok. Belki ailenizde bu insanlar, belki sizin içinizde. Ama kurtulmanız mümkün. Nasıl kurtulacaksınız? İsa Mesih'in yaşayan ve diri adıyla. Önce size kavga için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir yerde sürekli kavga var, huzursuzluk var. Bir kere iblis kulağımıza konuşuyor. Onun ismi benim için, ben özellikle bu konuda çok çalıştığım için, bu cinler konusunda, melekler konusunda, cin çıkartma konusunda yıllarımı, saatlerimi, zamanımı bunları hem ayetlerden öğrenmeye hem de tecrübelerden öğrenmeye verdiğim için Size şunu söyleyeyim iblis kulağımıza konuşuyor. Yani cin demek illa işte böyle yürüyeceksin şöyle kaldın cin geldi seni çarptı demek değil. En çok en çok normal gözüken fakat içinde cin olan insanlardan korkun. En çok sizinle normal konuşup yüzünüze gülen fakat içinde şeytan olan insanlardan korkun. Onlardır sizi sırtınızdan bıçaklayan. Onlardır sizin e, kocanızı elinden alıp yuvanızı yıkmaya çalışan. Onlardır. Onlar, dikkat edin çünkü iblis son derece güzel bir maske ve kisve altında gelir. Ayet diyor ki o yaradılan bütün meleklerin içinde en güzeli, en görkemlisiydi. Zannetmeyin insanlar alkol'e, uyuşturucuya, ba başka bağımlılıklara kötü göründüğü, kötü olduklarını bile bile gidiyorlar. Hayır. Ya da sekse, ya da zinaya ne oluyor? Bir ses onlara konuşuyor. Bir kereden bir şey olmaz. Zaten kocan seni sevmiyor, evde sana iyi bakmıyor. Zaten sevilmiyorsun, zaten güzel bulunmuyorsun, zaten kimsenin kı kıymetini bilmiyor. Ve böyle böyle konuşmalarla tohum içinize ekilmiş olur. Arayan bir izleyicim var, kendisine bağlanıyoruz. Alo buyurun. Alo buyurun. Alo. Üçüncü öbür hatta alıyorum. Alo buyurun. Alo merhaba. Merhaba nasılsınız? Sağ olun Işık abla. Siz nasılsınız? İyi seneler, i̇yi, mutlu seneler. İyi seneler, seneler size de. İyi yıllar diliyorum. Ben de ben de çok iyi yıllar diliyorum. <laughs> Alo beni dinleyin. Alo. Televizyonu dinlemeyin. Sadece beni dinleyin. Telefondan konuşun. Evet dinliyorum. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben Kıbrıs'tan arıyorum. Kıbrıs'tan. Ne güzel. <laughs> ben Kıbrıs'a iki kere geldim. Siz nere, neresindesiniz Kıbrıs'ın? Ben Lefkoşa'dan arıyorum. Lefkoşa'dan sizi. arıyorsunuz. Çok güzel. Teşekkür ederim. Kıbrıs'a sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Üç senedir sizin yayınlarınızdan bereket alıyorum. Aa. Ee, üç sene önce yalnız başladığım bu yolculukta, şu anda sizin videolarınız, bize vermiş olduğunuz bu e, güzel e, dokunuşlarla e, bu yalnızlığım bitti. Aa. Yavaş yavaş ailemde, arkadaşlarımda e, bir uyanmaya başladı size özellikle şahsen çok teşekkür etmek Aa, istiyorum rica ederim ben çok mutlu ee, oldum e, ben imanlı bir kardeşinizim ve 3 seneden beri çevre, aynı e, kültürüm aynı toprağım aynı ama 3 e, seneden beridir muazzam bir esenlik içerisinde yaşıyorum ve bu aldığım esenliği herkese duyurmaya çalışıyorum ne güzel ee, çok teşekkür ediyorum. Rabbim bu hikmeti üzerinize yağdırsın. Bu bereketten biz de faydalanalım ve imanımızın böyle en azından size yakın bir radde gelmesi için sürekli dua ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, ayrıca size danışmak istediğim bir şey var biliyorsunuz evet. Kıbrıs'ta biz iki kültür, iki farklı e, din fakat e, Yine de iki kültürün bir sentezini yaşıyoruz yıllardır. Tabii. Aramızda bir savaş oldu. Hı hı. Ee, bu toprağımıza yansıdı, bizim ruhumuza sindi, bizim genetiğimizde yer alıp... ...işte bu yeni jenerasyonumuza aktarmaya devam ettik biz bu yaşadığımız bütün üzüntüleri... Bunun için nasıl dua edeceğimi bilmiyorum. Hı. Çünkü halkın uyanışa geçmesini, Rabbine dönmesini, e, bereket almasını, merkezine Rabbi koymasını çok e, gönülden istiyorum ve Amin. bu bu yaşadığımız geçmişin izlerinin herkesin hayatında bir lanet olarak var olduğunu düşünüyorum. Evet. Bunun için sizden yardım isteyecektim Uşak abla. Ay, ço çok güzel bir konuya değindiniz. Ee, i̇nanın çok enteresan sizin Kıbrıs'tan arıyor olmanız. Çünkü birkaç gün önce. Durup dururken ben de çocukken nasıl Kıbrıs'a geldiğimiz e, hatırlıyordum. 12 veya 13 yaşındaydım ilk geldiğim zaman. Bizi hemen ilk alıp götürdükleri yer e, bir doktor ve ailesinin küvette öldürüldüğü işte kanlar duvarlarda falan böyle bir yere götürdüler. Evet. Ondan evet. sonra hatırlıyorum. Yani düşün, yurt dışında bunu bir çocuğa yapmanız mümkün değil. Taciz diye şey hapise atarlar sizi. Evet. Yani ben o kanları mı diyeyim işte resimler mi hikaye mi o beni o kadar çok etkiledi ki onu, et, e, onu duyduğum anda yani verin elime silahı makinalı tüfeği gideyim bütün Yunanlıları öldüreyim. Evet. İnanın ben öyle hissettim yaşı. kendimi. Daha 12-13 yaşındayım. Düşünün. Evet. O zaman da evet. daha yeni Kur'an kursunu mu bitirmiştim? Ö öyle bir dönemdeydim. Ondan sonra yani içimdeki nefreti size anlatamam. Şimdi birkaç gün önce bu kadar olur sizin arabanız. Aynı olayı düşündüm. Dedim ki nasıl... Tabii yani ben şimdi kesinlikle saygısızlık göstermek istemiyorum. Ee, orada bir aile ölmüş, katledilmiş bunu anlıyorum. Evet. Bir evet. savaş yaşamışız tabii ki anlıyorum. Evet. Fakat bunu şimdi dışarıdan baktığınız zaman, kuş bakışı bir geçmişe baktığınız zaman bazı şeyleri saçma bulmaya başlıyorsunuz artık. Neden? E, takıntı haline, saplantı haline, nefret haline hayatınızda getirdiğinizi. Aynı şekilde, bakın size örnek vereyim, bu e, Ermeniler için de geçerliydi benim ailemde. Benim babam son derece ırkçı bir adamdı eskiden. Yani birisi evimize gelir, e, otu, ben arkadaş getiririm eve gider e, arkadaşım babam der ki ya bu Ermeni değil mi? Bu Kürt değil mi? Bu Çingene Çingene ya bu kız Çingene. Bak ben sana söylüyorum bu kız Çingene. Hep bizim böyle bir konuşmamız evde böyle bir konuşulma vardı. Düşünün ve ben daha sonra. Ev, o evden ayrıldıktan sonra kuş bakışı baktığım zaman olaya ya böyle bir şey olabilir mi? Yüce Yaradan Rab bizi ayırt ayır edebilir mi? Böyle bir nefret aramıza sokabilir mi diye düşünmeye başladım. Ve ondan yıllar sonra düşünün bu laneti çünkü üzerimde lanet vardı annemin babamın annem daha çok annemde yoktu ama babamda çok vardı. Babamın e, ırkçılık laneti vardı bu bir lanettir. Aynı şekilde daha sonra Amerika'ya gittiğim zaman iki tane Yunanlı arkadaşım oldu. Hep içimden onlara içimden bir ses. Onlara sakın güvenme bunlar Yunanlı. Çünkü annem babam derdi ki onlarda hiç merhamet yoktur. Görmedin mi gittiğimizde Kıbrıs'a neler yaptıklarını? Şimdi bunu bunun için aradığınız için çok teşekkür ediyorum. Yapmamız gereken şu yapacağımız hiçbir şey yok dua etmekten başka. Dua evet. edeceğiz ve biz içimizden kesinlikle bu laneti ve bu ırkçılığı kaldıracağız diyeceğiz ki öncelikle kabul edeceğiz, İnkar yerine diyeceğiz ki eğer bugün televizyonda seyredenler varsa, Facebook'ta seyredenler varsa diyecekler ki evet bu bende var, ben hala yapıyorum insanlara bunu, hala diyorum ki arkalarında bu şu bu bu işte Yunanlılar Rumdur bu ay bunlar kötü hiç güvenme içimde hep böyle bir ses vardı sakın güvenme bunlara. Bunlar güven güvenme. Sonra en iyi dostlarım onlar oldular. En kötü günümde bana yardım edenler onlar oldular. Ve bu benim içimdeki bütün kaleleri, bütün sevgiyi, dostluğu öldürmeye çalışan iblisin oyunlarını yıktı kalbimde. Ve ben bugün sizin aracılığınıza şöyle söylüyorum. Eğer içimizde böyle bir şey varsa ya da böyle bir ortamda siz yaşıyorsunuz, içinizde yok ama içiniz acıyor o ortamı gördüğünüz zaman o ayrımı gördüğünüz zaman. Ve dua edeceksiniz. Matta bugün konuştuğumuz konu bu. Matta 18-18. İsa Mesih diyor ki size yetki veriyorum. Bu dünyada neyi bağlarsanız o bağlanacak. Gökyüzünden göksel olarak neyi bırakırsanız, serbest bırakırsanız o sizin üzerinize akacak. Bağlayacaksınız. Irkçılık ruhunu bağlıyorum. Bu ortamda, girdiğim ortamda ırkçılık ruhunu bağlıyorum. Bağlıyorum bu iblisin oyunudur. Bunu Amin. İsa Mesih'in yetkisiyle bağlıyorum. İsa Mesih'in kanının altına koyuyorum ve gök gökyüzünden kutsal ruhun sevgisini şu anda huzurunu istiyorum. Rabbim akıt Amin. onu. Ve bunu biz yaparken böyle sadece bir tekerleme gibi değil hay gerçekten imanla yapmamız lazım. İmanla söylememiz lazım ve insanlar konuşturdukları zaman Yunanlılar işte Rum'lardı, Şunlar'dı, Ermeniler'di. Kesinlikle Bizim en azından bir şey söylememiz lazım. Ben buna inanıyorum. Eğer içimizden derse ki ben seveceğim, onlar sevmesin öyle olsun. Hayır. Muhakkak ağzımızı açıp dememiz bu ırkçılıktır. Ben kesinlikle bizi Yaradan'ın ayırt ettiğini düşünmüyorum. Bütün haklar kendilerine düşen, düşen yanlışı yapmış olabilirler. Fakat Rab bizim affetmemizi ve sevmemizi istiyor. Barış içinde yaşamamızı istiyor. Amin. Bunu söylememiz lazım. Size şunu söyleyeyim. Yıllar sonra e, benim babam bir Ermeni kilisesinde İsa Mesih'i kalbine davet etti. Bütün bunları söyleyen ailesinin hatta dedelerinin yaptıklarıyla övünen Ermenilere... ...nasıl katli, katliama parçası olduğuyla övünen babam... ...yıllar sonra, yıllar... Kaç sene önce... E, Ermeni kilisesinde kendini yere attı, hıçkıra hıçkıra ağlayarak tövbe etti ve İsa Mesih'i kalbine davet etti. Amin. Hepimizin kalbine, hepimizin ruhuna bu hikmeti versin Rab. Amin. Topluca dua edelim. Çok teşekkür edelim. ediyorum, hoşça Rica ederim. Düşünmeyin, demeyin ki ben bir kişiyim, ben de bir kişiyim. Bir kişi, bir kişi, bir kişi dünyayı değiştirebiliriz İsa Mesih'in evet. etkin gücüyle. Esenlikle Amin. kalın, hoşça kalın. Siz Çok teşekkür söyle, ederim. Hoşça kalın. İyi. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber olacağız tekrar. Hastarım merhaba ben Işık abla sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum bugün. Bana yazıyorsunuz, çok teşekkür ediyorum mektuplarınız için. İmanda büyümek istiyorsunuz, dua hayatında büyümek istiyorsunuz. Ve ben bugün size diyorum ki bana sormuşsunuz nasıl dua edelim? Işık abla nasıl dua edeceğiz? Ben eskiden işte ezberliyordum duaları. Şöyle yapıyordum, böyle yapıyordum. Nasıl dua edelim? Ve ben size söylemek istiyorum o kadar basit ki eğer telefonda konuşabiliyorsanız Tanrı'yla da aynı şekilde konuşabilirsiniz. Aynı şekilde dua edebilirsiniz Ve ben bugün hepinizi duaya davet ediyorum Çünkü duada güç var Mucizeye mi ihtiyacınız var? Dua edin Kurtuluşa mı ihtiyacınız var? Dua edin Ve çok basit şöyle diyebilirsiniz Rabbim bana yardım et Beni yaradan bana kendini göster Bugün mucizene ihtiyacım var Gücüm yok gücüne ihtiyacım var Rabbim sevincim yok, sevincine ihtiyacım var. Rabbim görüyorsun bana yaptıklarını, görüyorsun kocamın bana nasıl eziyet ettiğini, görüyorsun çocuklarımın bana saygı göster. Ya da bütün bunları aynı size söylediğim gibi Rab'le konuşabilir, Rab'be söyleyebilirsiniz. Ayet ne diyor? Dua ettiğiniz zaman bunu söyleyen kim? İsa Mesih. Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerde köşe başlarında işte şurada burada dikip dua etmekten zevk alırlar. Gösteriş için dua. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza yani bir köşeye çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanızı dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözlerle tekrarlayıp durmayın. Tekerleme gibi konuşmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden bilir. Dilemeden önce bilir. Bunun için siz şöyle dua edin. İsa Mesih diyor ki böyle dua edeceksiniz. Göklerdeki babamız adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla, günahlarımızı bağışla. Ayartılmamıza iblis tarafından izin verme. Bizi iblisten kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Demek ki biz önce Rabbin ismini yücelteceğiz dua ederken. Diyeceğiz ki Rabbim senin ismine yücelik olsun. Sana görkem olsun. Sen harikasın. Sen büyüksün. Ondan sonra diyeceğiz ki egemenliğin gelsin. Senin görkemini görmek istiyoruz. Ondan sonra diyeceğimiz ihtiyaçlarımız bize günlük ekmeğimizi ver. Bana şu ihtiyacımı var. Benim işte çocuklarımın doğru yolda yürümesini sağla. Kocamın kurtuluşu için dua ediyorum. Bunları söyleyeceğiz. Ondan sonra diyor ki tövbe edeceğiz. Günahlarımızı, suçumuzu bağışla ya Rabbim. Ondan sonra affedeceğiz. Bize karşı suç işleyenleri affettiğimiz gibi sen de bizi affet. Biz onları affediyoruz. Çünkü ayet diyor ki eğer size karşı günah işleyenleri affetmezseniz göksel babanız da sizi affetmez. O kadar o kadar önemli. Demek ki affedeceğiz. Ondan sonra diyor ki ayartılmamıza izin verme. Ne olur? İblisin bizi ayartmasına, kötü yola düşürmesine izin verme. Çünkü, ve bizi iblisten kurtar. Bizi kurtar iblisten. Bizi iblisin oyunlarından kurtar. Çok güzel bir dua bu. Çünkü egemenlik güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Ben bugün bunu sizin için dua ediyorum ve size ki Rabbin sözünü okuyarak dua edin. Dua hayatınız 5 dakikasa 10 dakika, 10 dakikaysa 1 saat olsun ve Rabbin sözünde, Rabbin gücünde büyüyün. İsa Mesih'te esen kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sevgili dostlarım. kısa bir arada, aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün cinlerden ve lanetlerden kurtulmanın yollarından bahsediyoruz. Şunu anlayın öncelikle İsa Mesih'in ismi çok önemli. İsa Mesih'in isminin gücü var. İsa Mesih kutsal kitapta da cinleri kovmuştur. Cinlerin üzerinde etkin gücünü göstermiştir ve bize de bu yetkiyi vermiştir. Ben size şunu söyleyeyim. Bazen insanlar İsa Mesih inanlıları korkuyorlar ya da tedirgin oluyorlar cin çıkartmaktan veya insanlardan cinleri kovmaktan ya da kendilerine olan cinlerin saldırısına karşı karşı gelmekten korkuyorlar. Kesinlikle korkmayın. Size şu kadarını söyleyeyim. Bizi yaradana olan korkumuzun dışında yarada o da sağlıklı bir korku. Böyle öcü, öcü Rab korkusu değil kesinlikle. Ve ona olan sağlıklı korkumuz e, saygımızın dışındaki olan her türlü korku cinlerden gelir. Bakın söylüyorum. Bizim bu söylerim aslında toplumumuza son derece aykırı. Fakat biz sürekli ya öğretmen korkusuyla, ana korkusu, baba korkusu, hiçbir şekilde korku iyi bir şey değildir ve Rab'den değildir. Size bunu söylüyorum. Korkuyla yapılan her türlü korkuyla e, size size yaptırılan her türlü iş cinlerin etkisiyle yaptırılıyor demektir. Rab bizim korku içinde yaşamamızı istemiyor. Ve eğer bugün korkular içinde yaşıyorsanız, endişeler içinde, vesveseler içinde yaşıyorsanız cinlerin etkisi altındasınız ve hayatınızda lanet var. Cinlerle lanet bir arada el tutuşarak yürürler. Size bir tane örnek vermek istiyorum ne kadar cinlerden kurtulmanın kolay olabileceği hakkında ben sürekli yurt dışında da özellikle Amerika'da, özellikle Avrupa'da özgürlük konferansları yapıyorum. Özgürlük konferansları veriyorum. Bu konferanslar ne, ne demek özgürlük konferansı? Depresyonlarından kurtulmak mı istiyorsun? Hayatında kendine güvensizlikte 85 tane başlık başlığım var. Bu konferanslar için 85 konu var. Düşünün. Ben bir gün duadayken Rab bütün bunları ben sürekli oturdum yazdım 85 konu bana verdi. Korkulardan kurtulmak, depresyondan özgür kalmak. Bunları özgürlük konferansı diyorum. Çeşitli işte yerler, organizasyonlar düzenliyorlar, beni çağırıyorlar binlerce kişi, yüzlerce kişi geliyor. İşte bu konferanslara isim veriyoruz. Üç tane konu alıyorum. Mesela korkularından kurtulmak, kendine güvensizlikten, nefretten kurtulmak ya da öfkeden kurtulmak, özgür olmak diye isim veriyoruz. İki gün genellikle oluyor, bir buçuk gün bu konferanslar. Bu konferanslardan bir tanesinde yurt dışında Amerika'da Atlanta'da yaparken büyük bir kilisede bin kadın kadınlar arasında yaptılar. 800 kadın 200 erkek geldi kadın konferansına. Onlar da merak ediyorlar nasıl bu özgürlük bu işte çünkü hiçbir yerde artık fazla bulamıyorsunuz konuşulan nasıl insanlar cinlerinden kurtulacaklar nasıl özgür kullanacaklar. Bazıları meraktan geliyor bazıları gerçekten özgür olmak için geliyor. Bu konferanslardan bir tanesini bitirdiğim zaman Atlanta'da kilisede bir kadın, herkes sıraya girdi. Dedim, dua isteyenler, özgürlük için, hayatındaki zincirlerinden kurtulmak için dua isteyenler öne çıksın. İşte yüzlerce insan bayan öne çıktı. Fakat bunların içlerinde bir tane düşünün ve o kilisede çalışan, orada orada emeği geçen sarışın hanım hanımcık, işte ufak tefek tatlı bir bayan sen öne çık canavar sesiyle, erkek sesiyle ben bugün birisini öldüreceğim diye haykırmaya başla. Ama nasıl böyle bir şey gücü, hani deli gücü derler ya deli onlar cin işte deli gücü değil. Biz deriz ya, deli gücü cin. İnsanlar tutamıyorlar sanki bir e, çok affedersiniz kudurmuş bir hayvan ya da can havlı ile ya da bir aslan düşünün bir aslanı tutmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir güç kadınla ben birini öldüreceğim. Ben o sırada ona dedim ki şeytan, iblis sana hükmediyorum şu anda. Sen hiç kimseye dokunamayacaksın. İsa Mesih'in adıyla kapa çeneni. Aynen böyle. Ve sustu kadın. Gözleri dönüyor, gözleri geriye dönüyor. Yani böyle şeyleri filmlerde ben filmlerde sizin göremeyeceğiniz şeyleri gördüm. İçin size söylüyorum. Yani cinlerden bahsettiğim zaman bu bir yalan bir vesvese değil. Ve orada tabii birçok kişiye dua edeceğim için dedim ki bu bayanı lütfen alın dua odasına götürün hemen geliyorum dua edeceğim. Ee, ondan sonra pek çok kişi için dua ettim bitirdim. Kadının odasına girerken oradaki kişilere dedim ki benimle beraber dua edecek gerçekten dua ruhuna sahip olan 3 kişi daha istiyorum dedim. Düşünün kaç bin kişilik kilisenin içinde 3 duacı kişiyi bulamadılar o kadar zor düşünebiliyor musunuz? Neyse öyle böyle üç kişi dört kişi geldi benimle dua etmek için. O kadar zor. Gerçekten dua hediyesine sahip olan insan bulmak zor. Ama size söylüyorum bunun cinlerin üzerinden de Dua'nın dışında orucun dışından gelemezsiniz, üzerinden gelemezsiniz. Rab ile dua ne yapıyor, oruç ne yapıyor? Rab ile olan ilişkinizi güçlendiriyor. Eğer siz Yaradanla kutsal ruhla dolu olup da Yaradanla İsa Mesih o güç içinde değilseniz Tamamıyla ters tepki yaratır, cin çıkarmaya çalışmanız. Sizin peşinizden gelirler. Bu sefer o kişiyi bırakıp. O yüzden çok ciddi bir olay bu. Rab ile ilişkinizin çok çok güçlü olması ve yaşadığınız hayatın kutsal ve temiz olması lazım. Çünkü bırakın insanlara iblis biliyor benim acaba hayatımda sakladığım arkada gizli de karanlıkta olan bir olay olup olmadığını. Bu, bu, bu çok önemli bunu bilmeniz ve buna göre hareket etmeniz. Çünkü eğer bir kapı açıksa hayatımda ve ben cin çıkartmaya çalışıyorsam tamamıyla tamamıyla ters tepki yaratır. Buna da sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Ama eğer hepimizin hataları var, hatalarımızdan hepimiz günahkarız. İşte yanlış bir kişi hakkında kötü, olumsuz düşünüyorum, ertesi gün işte özür kendi Rab'den özür diliyorum, birisine sinirlendim, bunlardan bahsetmiyorum. Hepimiz insanız. Ama sürekli kutsal yaşama ciddiyetinde olmamız lazım. Yani bir kişiye de sinirlendim, okey değil, hayır düşüneceğiz, duaya götüreceğiz. İşte dua hayatınız olmazsa nasıl temizleneceksiniz? Her gün iblisin ve hayatın bu dünyanın, lanetli dünyanın üzerinize koymaya çalıştığı pisliklerden. Onun için buna dikkat edin. Neyse, bayanı götürdüler. Dua ediyoruz İsa Mesih'in diri adıyla defol git diyorum bundan. Hayır gitmem diyor cin. Konuşuyor. Bir de onlar konuşurlar gerçekten sizi ciddiye alırlarsa konuşurlar cevap verirlerse ismini söyle ismimi söylemeyeceğim ve kadın böyle inanılmaz fakat o aslan gücü gitti kesinlikle gitti ve kadın diyor ki senin gözünün içine bakamıyorum şu anda diyor senden çok korkuyor içimdekiler diyor bana evet dedim senin içindekiler bende olan kutsal ruhtan İsa Mesih'in gücünden korkuyorlar bir kere bunu anlamanız lazım Rabbin gücünün sizde olması lazım ve bu etkin gücü kullanıyor olmanız lazım. Nasıl olacak iman? İmanınızın güçlü olması lazım. Çünkü bakın size şunu söyleyeyim. Köpekler kudurmuş, salgın köp saldırgan köpekler insanın korku terinin kokusunu alıp insana daha çok saldırırlarmış. Bakın korku teriniz var. Onun korkusunu. Aynı şekilde de iblis ve cinler eğer sizde korkuyu seziyorlarsa son derece daha büyük bir şekilde, daha büyük güçlü bir atakla size saldırırlar. Bu çok önemli. Korkuyu iblis kokusunu alır, korkunun kokusunu alır. Aynı saldırgan kuduz köpeklerin sizin ter kokunuzu alması gibi çok affedersiniz. Bir kere bu olmayacak içinizde ve iblis size bu korkuyu aşılamaya çalıştıkça siz diyeceksiniz ki ben Tanrı'nın çocuğuyum. Ben ışığın çocuğuyum. Bunları eğer siz etkin bir şekilde söylemezseniz, zikretmezseniz o zaman kesinlikle iblise karşı başarılı olamazsınız. Ve dışarıdan konuşmanız sözünüzün çok önemi var ağzınızdan çıkanın. Güçlü olacak sesiniz. İnanacaksınız söylediğinize. Ya lütfen bu bayanı bırak cin git. İblis bu bayanı bırak git. Bunu böyle konuştuğunuz anda size atlar. Bu çok önemli. Ve bu bayan uğraşıyoruz uğraşıyoruz diyor senden çok korkuyorlar ama çıkmıyor cin. Ha, öyle bir olay olduğu zaman çok kolay çıkmaları lazım. Defolup gitmeleri lazım. Ama çıkmadıkları zaman hemen duaya girdim. Dedim ki Rabbe başıma eğdim durdum. Cin çıkartmayı bıraktım. Kutsal ruh dedim. Lütfen bana göster burada nerede takılıyoruz? Nedir? Nedir burada olan olay? Ve bu cinler bu kadına nasıl girdi? Lütfen kutsal ruh, gerçeğin ruhu, İsa Mesih'in diri adıyla bana göster. Hemen o anda kutsal ruh şöyle söyledi. Bu kadın 3 yaşındayken amcası tarafından şeytana tapınma ayinine götürülmüş. Ve o şeytana tapınma ayeti ayininde bir insan, insan kurban edilmiş şeytana. Ve onun kanı 3 yaşındayken bu kadına içirilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Belki şu anda siz diyorsunuz ki nasıl böyle bir olay olabilir? Olamaz. Ben bunu yaşadığım için biliyorum ve o şeytana tapınma ayininde çünkü ben bunları çok iyi araştırdığım için size söylüyorum. Ve bu kadın sadece bir tane değil bununla uğraştı. Bu ayinlerde aynı zamanda çocuklara taciz, tecavüz her türlü olay var. İnanılmaz derecede pisliklerle dolu bir tapınma ayini bu. Ve bu kadın bundan sonra başına hiçbir şey gelmemiş. Fakat o 3 yaşında olan olayı da biliyor, hatırlamış ve tacize uğradığında oradaki bütün erkekler tarafından 3 yaşında tecavüzlüğü ama taciz işte ellenmeyi şuydu buydu bütün her türlü şeytani pisliği düşünün fakat bu kadının problemi kusar ruh bunu bana söylüyor kurtulabileceğine inanmıyor imanı yok bakın olay senin İsa Mesih'in adıyla seni kovuyorum demen değil kadın kadının iman inanmıyor hiçbir umut olduğuna kendisi için Öncelikle bu yalanı, bu yalanın ruhunu kovman lazım. Bu yalan cinini kovman lazım. Çünkü yalan cini ona diyor ki kurtulamayacaksın, kurtulamayacaksın, kurtulamayacaksın. İmanı kurtulamayacağında da kurtulabileceğin de değil. Bakın. Eğer siz bugün beni dinliyorsanız ve imanınız yanlış yerdeyse şeytanla anlaşma imzalamışsınız demektir. Bu kadar basit. Kurtulurum İsa Mesih le. umudum var dediğiniz anda zincir yıkıldı, bitti, kırıldı. Bu çok önemli. Çünkü bir duayı etmek var, bir duayı imanla etmek var. Arada çok büyük bir fark var. Ve o sırada kadına döndüm dedim ki sen şeytan şeytana tapınma ayininde kan içmişsin, insan kanı içmişsin. Tacize bulunulmuş sana ve kurtulacağına inanmıyorsun. Sen senin için hiçbir umut olmadığını düşünüyorsun. Ben burada boşuna senin için çabalıyorum. Dedi ki haklısın. Ve kadınla konuşuyorum. Çünkü cin de konuşuyor kadının ağzından kendisi de konuşuyor. Ve kadın istediğiniz şekilde hükmedebilirsiniz. Ders, kadın ismini çağırırsınız. Kadın ismini çağırdım. Siz de yapın. Dersiniz ki seninle konuşuyorum. Seni çağırıyorum. O anda onunla konuşuyor. İstediğinizde yetkiyle bu bir cin çağırmaktan bahsetmiyorum. Cin çıkartmaktan bahsediyorum. Ve dedim sen kurtulabileceğine inanmıyorsun. İnanmaman inançsızlığın senin kurtulmana engel duvar. Önce bunu kovmam lazım dedi ki haklısın. Tövbe edeceksin imansızlığından. Tövbe etti. Ben dua ediyorum ama dedi inanmıyorum kurtulabileceğim. Dedim kurtulmak istiyor musun? İstiyorum. İstemeleri de çok önemli. Eğer istemezlerse istediğin kadar uğraş. Hiçbir şekilde başka bir insanın isteğinin önüne geçemezsin. Geçemezsin. Tanrı bile geçemez o insanın isteğinin önüne. İman etmeyeceğim, kurtulmayacağım dediğin anda bitti. Sensin bu istekle Rabb'e giden. Kadında istek var ama iman yok. Bakın isteğiniz olabilir ama imanınız olmayabilir. Duyuyorsunuz pek çok kişi arıyor beni telefonlarla, canlı yayın sırasında kanal hayatta. Diyorlar ki kurtulmak istiyorum, dua ediyorum, ee, kurtulamıyorum. İstekleri var, imanları yok çok öğreneceğiniz şey var bu konuda. Hem isteğinizin olması lazım hem imanınızın olması lazım. Ve imanınızın doğru yerde olması lazım. Çünkü İsa Mesih'ten başka kimse çıkartamaz bunu sizden. Dedim ki İsa Mesih'in diri adıyla yalan cini seni bağlıyorum ve kovuyorum defol git. Kadın tövbe etti ben yalan cinini kovdum. Şimdi dedim İsa Mesih'in adıyla sana hükmediyorum iblis. Bu kadını özgür bırakacaksın. Bu kadar. Bu kadar. Kadın 60 küsür yaşında o anda 2 dakika içinde özgürlüğüne sahip oldu. Cidderden tamamıyla kurtuldu. Lanetlerden tamamıyla kurtuldu ve hayatı değişti. Bugün size söylüyorum. Hayatınızda eğer kuraklık varsa, kısırlık varsa, her elinize attığınız iş yanlış gidiyorsa bir şekilde her girdiğiniz toplumda bir şekilde bir huzursuzluk çıkıyorsa, mutsuzsanız, kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız bakın, sürekli yorgun, hiçbir şey ilginiz yok, hiçbir şey isteğiniz yok, hayattan bezmiş dolaşıyorsanız, Büyük olasılık süre, bir hastalıktan bir hastalığa, bir hastalıktan öteki hastalığa gidiyorsanız, ailenizde nesillerden nesillere genetiğinizde problemler devam ediyorsa çok büyük olasılıkla iki zincirin etkisi altındasınız. İki zincirin esareti altındasınız. Cinlerin melanetleri. Bunlardan nasıl kurtulacaksınız? Kutsal kitabın taki ayetleri hayatınızı okuyarak o okudukça o ayetler imana dönüşecekler. Çok çok önemli. Yeşaya 54-17 e şöyle söylüyor. Ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak. Mahkemede seni suçlayan her dili suçlu çıkaracaksın. Rabbe kulluk edenlerin mirası şudur. Onların gönenci bendedir diyor Rab. Yeşaya 54-17. Burada bahsettiği etkin bir iman. Bakın iman pasif olamaz İman görünmeyen pasif düşünce değildir. İman yaşanan, davranışlarla, hareketlerle, bereketle, korkusuzluklarla ortaya konan bir silahtır. İman görünür. Eğer imansızsanız bugün iman için dua edin. Eğer korkuyla yaşıyorsanız korku cinini kovun hayatınızdan. Korkunun karşıtı imandır bunun için size davet ediyorum bugün diyorum ki mutlaka mutlaka dua edip kutsal ruhtan size göstermesini isteyin. Nedir hayatınızda yolunda gitmeyen? Nedir sebebi? Nerede takılıyorsunuz? Nerede çıkmazdasınız da bir türlü çıkamıyorsunuz, hep kafanızı duvarlara vuruyorsunuz, hep hiçbir yere gelemiyorsunuz. Nereden geliyor? Bir araştırın bunu. Duayla araştırın. Duadır bunu araştıracağınız. Cevabını almak isteyeceğiniz. Yeşe'ye 54-14 şöyle söylüyor. Doğrulukla güçlenecek, baskıdan uzak olacak, korkmayacaksın. Dehşet senden uzak kalacak, sana yaklaşmayacak. 2. Korintliler 10, 4. ayet şöyle söylüyor. Bakın 2. Korintliler 10. bölüm 4. ayet. Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değildir. Kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır. Demek ki savaşımızın silahları insansal silahlar değildir. Kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır. Demek ki insansal silahlar nedir? Kavga. gideceğim şuna haddini bildireceğim. Gideceğim buna böyle yapacağım. Gideceğim şununla şöyle konuşacağım. Bunlar bizim insansal silahlarımız. Yani ne yapıyoruz? Kendi çabamızla, kendi bilgeliğimizle, kendi gücümüzle işleri, olayları çözmeye çalışıyoruz. Böyle yaptığınız zaman cinlere güç veriyorsunuz. Böyle davrandığınız zaman lanetlerin hayatınızdaki etkisini artırıyorsunuz. Bugün yapmanız gereken tövbe etmek. Bakın itiraf size, size basamak basamak söylüyorum nasıl kurtulabilirsiniz. Önce Rab, en önemlisi diyeceksiniz ki İsa Mesih seni kalbime davet ediyorum. Benim için çarmıhta öldüğünü kabul ediyorum. Üçüncü gün dirildiğini kabul ediyorum. Senin oğlun sayesinde ben de Tanrı'nın, Rabb'in kızı veya oğlu oluyorum, evladı oluyorum. Önce bunu söyleyeceksiniz ağzınızda. Ne kadar bunu içten değil, içinizden değil, yüksek sesle söylerseniz o kadar gücü var. Önümüzdeki hafta konuşacağım. Neden yüksek sesle e, tapınmanın? Yüksek sesle... E ee, iblise hükmetmeni neden Rabbi yüksek sesle yüceltmenin Bazı bazı duaları kalbinizden yapabilirsiniz, her duayı değil. İblise savaş duasını, lanetleri kırma duasını öyle savaş duasını yüksek sesle yapacaksınız. Bakın size söylüyorum. Çok önemli. Haftayı bunu öğreteceğim. Ama yapacağınız İsa Mesih sana yetki veriyorum hayatımda. Ben senin yetkin altındayım. Ben senin gücün altındayım. Sen benim, sen benim kurtarıcımsın. Bunları ağzınıza zikredeceksiniz, söyleyeceksiniz. İkinci yapacağınız ikinci basamak. Kutsal ruh. bana göster. Nerede hayatımda bir tıkanmışlık var, tıkanıklık var? Göster. Neden? Nerede kapı açtım? Ya da nereden ailemden, hangi lanetlerden kapı açılmış? Bunları bana göster. Kutsal ruh, gerçeğin ruhu. Bekleyeceksiniz. Rab bunu size söyleyene kadar. Genelde hemen söyler. Siz eğer aklınız, iblis sizin aklınızı da karıştırabilir konuşarak. O zaman onu susturun. İsa Mesih'in diri adıyla senin ağzını kapatıyorum iblis. Tekrar dönün. Kutsal ruh bana göster. Hemen. ilk aklınıza gel. Hem, hemen gösterir. Ve size nasıl kapı açtığınızı ondan sonra itiraf edeceksiniz. Evet ben böyle yaptığım için kapı açtım. Bencilliğimden kapı açtım. Paraya düşkünlüğümden kapı açtım. Hep aklımda bu para para para. Hep aklımda bu. Affetmediğim için kapı açtım. Fallardan kapı açtım. Her neyse. Muskalardan kapı açtım. İtiraf. <laughs> Affedersiniz. Ondan sonra tövbe. Tövbe ediyor. Beni affet Rab. Rabbim sana geldim. İsa Mesih beni kanınla temizle. Ondan sonra kendi kendinize bakın. İsa Mesih'in diri adıyla iblis seni kovuyorum. Cinler seni kovuyorum. İsa Mesih'in kapıyı kapatıyorum suratınıza. Defol gidin. İsa Mesih'in diri adıyla. Amin. Ve bütün bu şu anda temizlenmişliğimi İsa Mesih'in kanının altına koyuyorum. Bu kadar. Size daha çok öğreteceğim. İblise karşı gelmenin, karanlık güçlere karşı gelmenin sırlarını kutsal kitaptan öğreneceksiniz. Beni izlemeye devam edin. İsa Mesih'te esen kalın. Onun gücüyle, gücüyle dolun. Haleluya. Haleluya. Hoşça kalın.